Fokus programı ile devam ediyoruz. Evet, haftanın son işlem gününde yön arayışı devam ediyor. Borsa İstanbul tarafında sınırlı kayıp söz konusu. Hafta sonu yatırımcısı acaba riske girmek istemiyor mu? Neler beklenebilir? Kapanışa doğru tüm bu ayrıntıları yine birazdan değerli konuklarımla birlikte konuşacağız. Fakat piyasalara an itibariyle fiyatlamalara bakalım. 0.15'lik geri çekilme söz konusu. 7.885 puandan da işlemden geçiyor. BIST endeksinde spot taraftaki fiyatlama buna işaret ediyor. Peki alt endekslere bir de bakalım. Alt endekslerdeki fiyatlamalara bakacak olursak Borsa İstanbul tarafında bankalar tarafında özellikle bankacılık tarafını yakından takip ediyorduk. Çünkü dün alınan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ile birlikte yukarı yönlü hatta %1,5'un üzerinde primlenme yaşanmıştı. An itibariyle fiyatlamaya etkisini göstermişti. Karar 0.64'lük geri çekilme yaşıyor ve 7.940 puandan da işlemden geçiyor. Bankacılık tarafı ama sınai tarafına bakıyoruz. Yatay bir görünüm söz konusu. Dünkü görüntünün aslında benzerini işaret ediyor. 12.641 puandan da işlemden geçiyor. Mali endeks tarafına bakıyoruz. Burada da yatay bir görünüm söz konusu. BIST endeksler içerisinde diyelim. Evet, Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlama aslında bir nevi TL mevduatlardaki yukarı yönlü eğilimin ve Türk lirasına yönelik aslında sabit getirili varlıkların öne çıkmasıyla birlikte Borsa İstanbul tarafında hareketlerin ne kadar sınırlanabileceği yönünde de beklentiler çeşitleniyor ve tartışmaya konu oluyor. Dolar TL tarafına bakıyoruz an itibariyle dün karar sonrasında 28.60'a kadar gerilemişti. Bugün fiyatlama içerisinde 28.87.41 seviyesinden işlemden geçiyor. Dolar endeksi tarafında ise 103.6 seviyesi takip edilirken burada da bir gevşeme söz konusu. Doların gücü 2024 yılında daha mı düşecek? Bundan sonraki süreçte 2024'teki güçlü dolar teması sona mı eriyor? Yine değerli konuklarımla birlikte konuşacağız. Euro dolar paritesinde ise 1.09 seviyesi yakından takip edilirken Euro TL tarafında ise 31.52.53 seviyesinden işlemden geçiyor. Sterlin dolar tarafı ise 1.25 seviyesi takip ediliyor burada da. Yatay bir görünüm burada da var. Evet, pariteler tarafında bu şekilde aktarmış olduk. Peki Avrupa borsaları nasıl işlemden geçiyor? Avrupa borsalarında ise Londra FTSE endeksinde 0.22'lik bir geri çekilme yaşanıyor. 7.466 puandan işlemden geçiyor. Paris tarafına bakıyoruz. Yatay bir görünüm söz konusu burada da 7.277 puandan işlemden geçiyor. Frankfurt tarafında ise yine burada da yatay bir görünüm var. 15.989 puan görülürken İtalya tarafında 29.241 puanda takip ediliyor. Avrupa borsalarında da yatay bir görünüm söz konusu. Bugünün özelinde Christine Lagarde'in yapacağı açıklamalar önem arz edebilir. Bundan sonraki süreçte para politikaları ne işaret edecek? Pay piyasalarına olan etkileri yakından takip edilecek. Bugün yine Christine Lagarde'in yapacağı açıklamalar bu dozda önemli olacak. ABD borsaları vadelilerle devam edelim. ABD vadelilerde ise sınırlı bir görünüm söz konusu. Dow Jones vadeli 0.09'luk yukarı yönle birlikte 35.350 puandan işlemden geçerken Nasdaq vadeli tarafında ise yatay bir görünüm var. 16.045 puandan işlemden geçiyor. S&P 500 vadeli tarafında ise 4.568 puan yakından takip ediliyor. Dün ABD tarafında Şükran Günü nedeniyle tatildi ve küresel piyasalarda düşük hacimli işlemlerde ABD tahvil getirilerindeki yükselişler ise dikkat çekmişti. Bununla birlikte bugünün özelinde hisse senetleri tarafında bir yön arayışı devam ederken karışık seyirde karşımıza çıkıyor küresel piyasalar nezdinde diyelim. Evet, bir diğer tarafta ise emtia tarafını yakından takip ediyoruz. Altın tarafı önemliydi. 2000 doların üzerinde kalıcılığını sürdüremedi. 2005 doları gördükten sonra an itibariyle 1990 dolar seviyesinde ise işlemden geçiyor. Gram altın tarafında bir miktar daha dolar TL bacağından etkilenerek birlikte 1850 lira seviyesinde fiyatlanıyor. Gümüş spot tarafta ise 0.40'lık bir geri çekilme yaşıyor. 23.61 seviyesi fiyatlanırken Brent petrol ve ABD tipi ham petrolde ise yön arayışı devam ederken özellikle ABD'deki stokların artışı ama bir diğer tarafta arz kısıntısı yapılması beklenen
devam etmesi beklenen OPEC artı toplantısının ise iptali beraberinde düşüşü getirmişti. ABD tipi ham petrolde ise 76,5 dolara kadar bir gerileme söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, piyasalar aslında bize bir miktar daha yön arayışında daha net tabloyu görmek istediğini de gösteriyor. İçeride ise durum ne? Bugünden neler beklenebilir? İkinci seans neler olabilir? Hemen Albatros portföye giriyoruz ve Genel Müdür Yardımcısı Emre Coşkun bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Emre Bey yayınımıza. Hafta sonuna girmeden önce bugün neler beklenebilir piyasada? Ya ifade ettiğiniz gibi aslında piyasada olarak yön arıyor. Bunu söyleyebiliriz ama haftanın en önemli gündem maddesi dünkü aslında PPK kararıydı. Ve beklentilerin bir miktar üstünde bir %40'lık yeni politika faizini gördük. Metne konsantre olduğumuz zaman aslında oldukça önemli mesajlar içerdiğini görüyoruz. Sıkılaşma hızının yavaşlayacağını, atılan adımların kısa sürede tamamlanacağını okuyabiliriz. Bir de dezenflasyonun tesisi için gereken sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını ifade etmişler. Bu tabii içeride bir yön arayışını açıkçası gündeme getiriyor tekrar. Bu kararın önemli etkileri oldu. Hala da gözlemliyoruz. Özellikle CDS tarafında bir şey görmedik ama kur tarafında biraz geri çekilmeler söz konusuydu. Ama yine günü söylediğiniz gibi 23.80'ler, 85'ler civarında kapattık. Faiz tarafında önemli etkilerinin olacağını tahmin edebiliriz. Bunu belirtebilirim. Özellikle 2 yıllık gösterge tahvilinde 41 onun üzerine bir hareket gördük. Bu tarafta hani veri meclisine baktığımız zaman faizlerin kısa tarafının kabaca %45'ler seviyesinde oluşabileceğini, 10 yıllık ve 10 yıllık üzerine tarafa baktığımız zaman da 30-33 bandında bir yataylaşma görebileceğimizi söyleyebiliriz. Ve borsa tarafına etkileri, evet, dün bankacılık tarafının biraz pozitif etkilendiğini, ayrıştığını gördük ama sinayi endekste satış gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Ama yine de günü kapanışa doğru %1'in üzerinde bir değer kaybıyla kapattık. Bugün de yön arıyoruz. Orta vadede biz yine olumlu olduğumuzu söyleyebilirim ama yine de artık Borsa İstanbul'un artık güçlü bir alternatifi var. Dolayısıyla bu güçlü alternatifte Türk lirası enstrümanları ve sabit getirili tarafın oldukça yüksek ödemeye başladığı faiz tarafı. Bizim ana endeks tarafında yukarı yönlü hareketimizde en önemli unsurun tekrar yabancı girişi olduğunu söyleyebiliriz. Ama artık yabancı tarafına da verdiğimiz mesajın oldukça net olmaya başladığını, enflasyonla mücadelede oldukça kararlı olduğumuzu ve artık reel faiz tarafında pozitif getiriler vaat ettiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü artık %40'lık bir politika faizinin bileşiği %49'lar seviyesinde olduğunu düşünürsek, son piyasa katılımcıları anketinde 12 aylık beklenen enflasyon %44'ler seviyesinde olduğunu söylersek yavaş yavaş pozitif reel getiri tarafına geldiğimizi söyleyebiliriz. Yani yabancının da girmeye başladığını özellikle son 2 haftada ve son 17 Kasım verilerinde de görüyoruz. Yani 120 milyon dolara yakın bir hisse senedi tarafında giriş var. Yine bir miktar tahvil tarafına giriş olduğunu görüyoruz. Ya bu trendin devamını gözlemleriz. Yabancı ilk olarak tahvil tarafına girerek daha sonrasında selektif olarak Borsa İstanbul'daki banka veya banka dışı finansal kurum pozisyonlarını arttırabilirler diyebiliriz. Bu şekilde haftayı sonlandırıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum Albatros Portföy Genel Müdür Yardımcısı Emre Coşkun. Albatros ailesine ise güzel bir seans diliyoruz. Evet, araştırma masasıyla devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar Kuzukluoğlu ile birlikte devam ediyoruz. Çağlar, hoş geldin. Bugün piyasada neler takip ediliyor diyelim? Merkez Bankası'nın kararının etkileri sanıyorum bugün daha net seziliyor. Ne dersin? Peki, günaydın. Güzel bir gün diliyorum. Geçtiğimiz günlerde yine tekrar söyleyeceğiz ama arkadaşımız Zeynep Bayar Guy Standing'le bir röportaj yapmıştı. Orada özellikle öğretmenlere dikkat çekmişti Guy Standing. Sadece Türkiye özelinde değil,
tüm dünyada özellikle öğretmenlerin de içinde olduğu, aslında belki de toplumu, ekonomileri, devletleri inşa eden mesleklere yeteri kadar özen gösterilmiyor. Devletler iyi davranılmıyor ifadesini kullanmıştı tam Türkçesiyle. Bu hep söylenir ama üzerinde de gerektiği kadar durulmaz. Öğretmenlik gerçekten bir ülkenin bugününü, yarınını dünü inşa ettiği gibi inşa eden bir mesleğin de ötesinde aslında. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum ve bu ülkede bunları konuşabildiğimiz, bu zemini tesis eden başta Atatürk olmak üzere tüm Cumhuriyet'in banisi olan kimselere de açıkçası minnetimi tekrar dile getirerek başlayayım. Biz tabii dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı takip ettik. Burada ben Merkez Bankası kararı sonrasında piyasa tepkisini anlatırken bizim stüdyonun dekoru bile değişik. Biz aslında Fed'i böyle beklemeye alışkındık. 2-3 yıldır Merkez Bankası kararlarını bu tansiyonla takip etmiyorduk. Aslında bu işlerin değiştiğini gösterir diye ifade etmiştim. Ertesi gününde de piyasalardaki seyre bakacağız şimdi. Öncelikle bir borsa tarafına bakmak istiyorum. Çünkü dün pozitif seyrediyorduk Pelin. Burada kapanışa doğru bir miktar negatife geçmiştik ama bu sabah çok ivmeli başlamasa da şu an 7905 puanın üzerindeyiz BIST 100 endeksinde. Bu hafta geçtiğimiz haftadan itibaren artık BIST 100 için 8000'i telaffuz ediyoruz diye konuşur vaziyetteydik. Şu an için görünüm bir miktar olumluya döner gibi. Tıpkı dün olumluyken, olumsuza dönerken ki şu anda tam tersi aslında görünüm var. Bir tek bankacılık endeksi çok kısıtlı da olsa eksili. Hatta ulaştırma endeksi 28150 puan üzerinde, 28162 puana kadar %0,50'lere yaklaşan bir yükseliş içerisinde. Peki son 3 ayda nasıl seyretti? Dün de Pelin, ben Merkez Bankası kararı sonrasında son 3 karara döviz nasıl tepki verdi diye anlatmıştım. Burcu Kıratlı borsa tarafına bakmıştı. Aslında son 3 Merkez Bankası kararının da göstergesi olarak borsa tarafında ağırlıklı bakarsak ciddi anlamda BIST 100'ü hariçte tutarak BIST tümün ciddi bir performans sergilediğini söylemek mümkün. Şurada Erguvan rengindeki bu bizim yüzdesel olarak 3 aylık süreçteki değişimi gösterdiğimiz yerden de görüleceği üzere. Diğer endekslerde birbirine yakın bir görünüm var ama %20'nin üzerindeki bu performansa en yakın görünüm ulaştırma tarafında ki şu anda da zaten bu sabah itibariyle ulaştırmadaki hareketliğe ben dikkat çekmiştim. Onu da bankacılık endeksi izliyor %8'e yakınlık seyriyle. En geride de BIST 30 kalmış ki biz Borsa İstanbul'u taşıyan hisse senetleri diye bahsettiğimizde bazen sosyal medya yorumlarında da görüyorum. Belki endeks şu kadar geliyor ama özellikle taşıyan hisse senetlerin hareketlerinde daha büyük sorunlar vardı diye konuşulur vaziyetteydi. Onun da göstergesi olmuş vaziyette. Sene sonuna yaklaşırken özetle yine BIST 100'de bu 8000 puanı ve şu anda görmüş olduğumuz kırılımlardaki performansı izliyor olacağız. Hacimde düzelmeler var diye anlatmıştık. Bir de tabii kur tarafına değinmezsek olmaz. Baktığımızda Pelin, aslında Merkez Bankası kararının çok bariz bir dolar TL etkisi oldu mu dersek çok anlık oldu, çok kısa vadeli oldu. Şu anda 28.87'deyiz. Yani kabaca artık 28'lerin de sonuna geliyoruz. Yine borsaya baktığımız gibi kur tarafında da gelişen ülke para birimlerini eğer karşımıza alıp bakacak olursak Türk lirası bu 3 aylık süreçte şuradan değerli izleyicilerimizin göreceği üzere 24 Ağustos 2023'ten 24 Kasım 2023'e kadar %10,5'luk neredeyse değer kaybıyla açık ara dolara karşı en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Onu da bakarsak Şili pesosu izliyor ama %4 bile değil Şili pesosunun kaybetmiş olduğu dolara karşı değer. Bu arada biz 2022 boyunca doların güçlenmesiyle neredeyse istisnasız gelişen ülke para birimlerinin dolara karşı güç kaybettiğini izlemiştik. Bakarsak bu 3 aylık süreç içerisinde başta Rus rublesi olmak üzere belki de savaşın en çok zarar göreni Polonya zlotisi ve Macar forintinin dolara karşı bu kez değer kazandığını görüyoruz. Filipinler pesosu ve baktığımızda Asya Pasifik'ten Güney Kore wonu da %1 ve üzerinde değer kazanan para birimleri arasında ama yine bu 3 aylık süreç içerisinde TL'nin durumundan bağımsız açıkçası gelişen ülke para birimlerinin çok dolara karşı konforlu olduğu bir zaman diliminde olmadığını söyleyebiliriz. Küresel ölçekte de bakacak olursak bu arada bizim 2 aylık süreç içerisinde konuştuğumuz
en fazla üzerine durduğumuz konu 10 yıllık ABD tahvil faiziydi. Bu hafta Şükran Günü ajandası buradaki görünüm adına en azından bizim gözlerimizi daha çok gelecek haftaya attı ama 10 yıllık ABD tahvil faizinin halen %4,5'un altında olduğunu söyleyelim. Dolar endeksi 104'ün altında ama 103'ün altını zorlamasına bir miktar 104'lere yaklaşmıştı. VIX endişe endeksi de 12-13'lerde seyrediyor. Toparlayacak olursak Pelin, içeride de dışarıda da bir miktar daha hisse senedi piyasalarını rahatlatan bir haftanın son işlem günü gibi en azından şu saniyeler itibariyle bakalım günün sonu nasıl olacak. Önümüzdeki haftaya Kasım'ın son haftasına ve Cuma gününde 1 Aralık aralığın başlangıcına nasıl adım atacağız hep beraber izleyip göreceğiz. Evet, heyecanlı bir hafta olacak gibi duruyor. Çok teşekkür ediyorum Çağlar Kuzukluoğlu aktardıkların için ve araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, dün önemli ve kritik bir kararı karşıladık. Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış, faiz kararının ardından yaptığı değerlendirmede sonraki toplantıda da bir artışın ve ardından bekle gör dönemine girilebileceğini söyledi. Metin'de bahsettiği gibi finansal koşullarda sıkılaşma dönemine artık girdik. Yani bizim de takip ettiğimiz finansal koşullar endeksi artık Kasım ayından itibaren sıkılaşma dönemine girdiğimize işaret ediyor. Bu mevcut politika faizi kararıyla daha da finansal koşulların sıkılaşacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kararları, bu mevcut politika settingini bir araya getirdiğimizde artık Merkez Bankası'nın biraz daha bekleyip etkilerini göreceği bir döneme doğru ilerliyoruz diye düşünüyorum. O yüzden Aralık ayında bir yukarı yönlü bir karar daha gelebilir. Ondan sonraki dönemde de Merkez Bankası bekle gör politikasına geçebilir. Tabii likidite tarafı önemli. Yani likidite gelişmeleri daha dinamik gelişmeler. Burada da tahminimiz, yine ilk soruda da söylemiştim, likidite tarafında sıkılaştırıcı önlemlerine Merkez Bankası devam edecektir. Aksi takdirde aktarım mekanizmasını zayıflatıyor API tarafının pozitif olması. Evet, fokusunu noktalıyoruz. Ardından önemli bir röportaj gelecek ekranlara. Bloomberg HT Genel Müdürümüz Arıcan Türkoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile birlikte röportaj gerçekleştiriyor.